Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hafızlık ve Kur'an öğrenimine dair örnekler verilebilir mi? Bugünkü hafızlık manasında, yani medreselerdeki Kur'an kurslarındaki hafızlık manasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek bulmak mümkün değil. Ama Ashab-ı Suffa, Allah onlardan razı olsun, mescidin yanında kalan o Kur'an talebeleri yine ayetleri ezberliyorlardı. Neden biz böyle bir örnek veremeyiz? Şimdi Fatiha suresinden Nas suresine kadar elimizde bir mushaf var, hafızlığı ondan yapıyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde Kur'an ayet ayet, sure sure iniyordu. İnenler ezberleniyordu. Bu ayeti şuraya koyun deniyordu. Tıpatıp böyle bir hafızlık örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Ama mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine din öğrenmek için gelenleri ezberledikleri ayet sayısına göre değerlendirdiğini görüyoruz. Kim daha çok ayet ezberlemiş diye bir ölçü koyduğunu bakıyoruz. Uhud'da bir mezara zorluktan dolayı iki kişi konacağı zaman kıble tarafına daha çok ayet bileni koyun dediğini görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e teşvik, ezberlemeye teşvik, daha çok ayet ezberine tavsiye şeklinde örnekler var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle otur yap, şurayı şu şekilde ezberle diye tavsiyesi bugünkü medrese manasında yoktur. Bunu daha çok ashab-ı kiram, ashab-ı kiramdan sonraki nesiller üzerinde görebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.